önemli bir isim Muğla için. Türk sanayi için de önemli bir isim. Ben size bilinmeyen bir şeyi söyleyeyim şimdi. 1960'lı yıllarda, tabii şu andaki zenginler yok piyasada henüz. Türkiye'nin üç büyük zengini kim acaba? Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. En büyük zenginler kimler olabilir? Fikri olan var mı acaba hiç? Türkiye'nin üç büyük zengini. Ben söyleyeyim. Bugünkü gibi Koç. Vehbi Koç o zaman tabii hayatta. İkinci sırada Sıtkı Koçman. Üçüncü sırada Eczacıbaşı. Bülent Eczacıbaşı. Türkiye'nin üç büyük zengini bu. Şimdi tabii yani son 10 veya 20 seneden beri, 30 seneden beri Sıtkı Koçman'ın adı anılmıyor ama bundan 50 sene önce Türkiye'nin ilk üç zengini içinde olan bir iş adamı, tamamen kendisi yaratmış. Kimseden miras yoluyla bir şey kalmamış. Bakalım Sıtkı Koçman kim? Sıtkı Koçman 14 Ekim 2005 yılında kaybettik. Yaklaşık tam 15 sene olmuş. 14 Ekim 2005 yılında ülkemizin yetiştirdiği seçkin girişimci, madenci, sanayici, eğitim sevdalısı ve hayırsever insan rahmetli Sıtkı Koçman. 13 Kasım 1327 miladi 1911'de İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde doğuyor. Babası Atatürk'ün sınıf arkadaşlarından Jandarma Generali Ali Kemal Bey. Atatürk'ten rahmetli 2 yaş büyük. 1879 doğumlu. Atatürk 1881 doğumlu. Atatürk'ten 2 yaş büyük oluyor babası Ali Kemal Bey. Annesi de Osmanlı saray doktorlarından Albay İsmail Hakkı Bey'in kızı Beyce Hanım. İlkokula Beşiktaş'ta başlıyor Sıtkı Koçman. Babasının Amasya'da jandarma komutanlığına tayini üzerine 22 Şubat 19'da 1919'da Amasya'ya gidiyor. İlk ve orta öğretimini burada tamamlıyor Amasya'da. 1923 yılında Kastamonu Lisesi'ne yatılı öğrenci olarak başlayan Sıtkı Koçman 1926-27 öğretim yılında sınavla Zonguldak Maden Yüksek Mühendisliği Mektebi'ne giriyor. Ve bu okuldan da 1930-31 yılında mezun oluyor birincilikle. Bu Zonguldak'ta açılan okul Türkiye'nin maden mühendisliği alanındaki ilk eğitim veren kurumu. Yani Cumhuriyet'in parasız pulsuz dönemlerinde böyle bir okul başlıyor. Neden Zonguldak'ta başlıyor? Tabii o zaman daha petrol yok piyasada. Ulaşım tamamen demir yolundan yapılıyor. Demir yolları da biliyorsunuz buharlı lokomotifler kömürle çalışıyor. O kömür de Zonguldak'ta var. Yeraltı kömürleri yüksek kalorili. Onun için bu babası, annesi ve kendisi Sıkı Koçman'ın neredeyse 100 yıl önceki bir fotoğraf. 100 yıl önceki bir fotoğraf. Evet, daha sonra babası 1905'te yüzbaşı olmuş. 1901'de Harbiye mezunu. İşte 1879 doğumlu. 22 yaşında Harbiye'yi bitiriyor. Sağdaki fotoğrafta da Sıtkı Koçman'ı görüyorsunuz. Devam edelim. Maden Mühendisliği Mektebi Alisi. Nedir bu Mektebi Ali? Yüksek Mektebi veya Yüksekokul diyelim. Türkiye'deki maden teknik elemanı miktarının yetersizliği dikkate alınarak madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu mühendisleri yetiştirmek üzere Zonguldak'ta 1924 yılında o zamanki adıyla İktisat Vekilliğine bağlı 4 yıllık Maden Mühendisi Mektebi Arisi açılıyor. 1924'te açılıyor. Başına da müdür olarak İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi'nden bu İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi şu andaki Yıldız Teknik Üniversitesi denilen kurum. Yıldız Teknik Üniversitesi. Onun da açılışı 1911, onun kuruluşu. O da Nafia Fen Mektebi olarak kuruluyor. Nafia Fen Mektebi. Nafia demek işte karayolu ve inşaat mektebi olarak, okulu olarak kuruluyor. Oradan
Profesör Refik Fenmen atanıyor ve yurt dışından da enteresandır, çok sayıda yabancı hoca getiriliyor. Zonguldak'ta kurulan bu okul, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu ilk yüksek okul. İlk yüksek okul. Bu okul savaştan yeni çıkmış ve tamamen kendi öz kaynaklarına dayanarak ülkeyi yeniden kurma amacındaki Atatürk'ün Genç Cumhuriyeti'nin eğitimde ilk hamlesi. Okulun kuruluşunda zamanın en gelişmiş okullarından Belçika'nın Mons şehrindeki École de Mines örnek alınıyor. Neden Belçika örnek alınıyor? Çünkü o zamanlarda bundan 100 sene önceden bahsediyoruz. Petrol kullanımı çok çok düşük. Petrol üretimi yok denecek kadar az. Bütün sanayi, Avrupa'daki bütün sanayi kömürle yürüyor, kömürle çalışıyor. Bütün fabrikalar. Belçika kömür bakımından oldukça zengin bir ülke. Almanya Ruhr Havzası zengin. Zaten yaşı biraz yetenler tabii. 1960'lı yıllarda Almanya'ya, Belçika'ya ilk göç eden işçilerin büyük bir çoğunluğu kömür madenlerinde çalışıyor. Bu okulda tabii okuldaki hocaların çoğu yabancı olduğu için iyi derecede Fransızca okutuluyor ve Fransızca teknik ders kitapları öğrencilere her yıl parasız olarak dağıtılıyor. Yani eğitim dili Fransızca. O zaman bilindiği üzere 1960'lı yıllardan önce Türkiye'de birinci dil olarak, yabancı dil olarak Fransızca, İngilizce'nin önündeydi. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nda hepinizin malumu Amerika Birleşik Devletleri'nin gelişmesiyle İngilizce ondan sonra daha gelişmeye ve Fransızca'nın önüne geçmeye başlıyor. Bakalım bu okulda ne var? Maden Mühendisliği Mektebi ailesi laboratuvarlarıyla, koleksiyonlarıyla, her türlü cihazlarıyla zamanın en modern maden mühendisi mektebi haline gelen bu okulun mezunları yaz tatilleri sırasında Türkiye'deki madenlerde ve mezuniyetlerinden sonra 3 ay süreyle Avrupa'daki madenlerde ciddi bir stajdan geçirildikleri için mevcut yerli ve yabancı maden şirketlerinde çok iyi şartlarla derhal iş bulmaktaydılar. Okulun öğretmen kadrosuna bakalım. Bu okulda matematik profesörü Kerim Bey, fizik profesörü Hayri Bey, kimya profesörü Mehmet Akif Bey tarafından temel fen dersleri, FKB dediğimiz, meslek dersleri için Belçika'dan 4 adet ve Fransızca dersi için İsviçre'den 1 adet profesör getirilerek dersler Fransızca verilmeye başlanmıştır. Bu eğitim kadrosu Fransızca bilen Türk elemanlarla güçlendirilmiştir. Ama eğitim Fransızca. Fotoğraflarda da bundan 100 yıl önceki Maden Mühendisliği Okulu veya o zamanki adıyla Madin Mektebi Ailesi Mektebi Ailesi'nin fotoğraflarını görüyorsunuz. Bakın bir daha bu bina o zamanın parasız pulsuz koşullarında çok masraflarla yapılmış. Burada da okulun öğrencileri mineraloji laboratuvarlarında değişik kayaçları tanıyorlar. Tabii maden mühendisi olmak için jeoloji dersleri de okutuluyor. Dolayısıyla değişik taş gruplarını, kayaları tanıması lazım. Burada da 1929 yılında çekilmiş bir fotoğraf. 91 sene önce Türkiye'de öğrenim gören ilk maden mühendisliği öğrencilere. Burada laboratuvarda öğrenciler deney yapıyorlar. Bunlar okulun öğretmenleri, hocaları. Sıtkı Koçman ve Selahattin Göktuğ. Daha sonra bunlar İkisi de aynı okuldan mezun. Daha sonra iş dünyasında, çalışma hayatında yolları kesişecek. Selahattin Göktuğ 1905 doğumlu. 1984'te ölüyor. 79 yaşında vefat ediyor. Zonguldak Yüksek Maden Mühendisliği Mektebi mezunu. Sıkı Koçman 1912-11 doğumlu. 2005 yılında vefat ediyor. O da aynı okuldan mezun. Tabii aralarındaki yaş farkından dolayı bir 5-6 sene
farklı mezun oluyorlar. Meslekteki ilk yıllarına bakalım Sıkı Koçman. Meslekte neler yapıyor acaba? Onu bir inceleyelim. Pardon. Meslekteki ilk yıllar. Daha sonraki yıllarda ortak olacak olan Selahattin Göktuğ devlette Sıkkı Koçman ise Muğla bölgesindeki krom cevheri işletmesi bulunan ve Türkiye'de ilk olarak krom madeni işleten ve ihraç eden İskoç Stanley Peterson firmasında çalışmaya başladı. Koçman Stanley Peterson firmasının Göcek işletmelerinde müdürlük ve mühendislik görevlerini yürüttü. Firma çıkartılan krom madenini sahile taşıyor, gemilere yükleyerek ihraç ediyordu. Bu madenlerin kamulaştırılması Etibank tarafından ve akabinde bunun sonucunda kapanması üzerine Sıkkı Koçman Muğla'dan İstanbul'a döndü. Bu arada şu bilgiyi vereyim. Türkiye krom madenleri bakımından oldukça zengin bir ülke. Belki miktar bakımından çok değil ama kalite bakımından çok nitelikli, yüksek kaliteli, %48 dediğimiz hatta daha yüksek oranda krom içeren cevherler var. Peki şunu sorabilirsiniz, krom nerede kullanılıyor? Krom nerede kullanılıyor? Krom tabii en çok o yıllarda savaşlar devam ettiği için, Birinci Dünya Savaşı, akabinde 1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı, krom savaş aletlerinin ham maddesidir. Gemi yaparken demir çelik üretiminde paslanmaz çelik yapmanın ana ham maddesidir. Siz tank, top yapıyorsanız muhakkak krom lazım. Demirden yapamazsınız. Tabii ana maddesi demir ama bunun içinde alaşım yapmak için ısıya dayanıklı, paslanmaya dayanıklı, paslanmaz yapabilmeniz için krom cevheri kullanmanız lazımdır. Şu anda mutfak aletlerinde de çatal, kaşık bunlarda da krom nikel kullanılıyor. Paslanmaz hale getiriliyor, dayanıklı hale getiriliyor. Önemli bir cevher. Sıkkı Koçman ticari zekası yüksek ve insan ilişkileri mükemmel olan ve meslek bilgisi çok iyi olan Selahattin Göktuğ ile 1940'ta iki şirket kuruyor ve ticari hayata atılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın çetin yıllarında maden direği taşımak ve ticaret gibi işler yaptılar. Madenlere ahşap direkler taşıyorlar. Savaşın bitiminde Amerika ve Avrupa tükettikleri, savaş dolayısıyla tabii çok fazla krom cevheri tüketiliyor. Tükettikleri krom cevheri stoklarını yenilemek üzere Türkiye'den devamlı cevher talebinde bulunuyorlardı. Tabii o yıllarda bu madenler çok yüksek karlarla satılıyordu. Çünkü dünyada rekabet yoktu, üretim yoktu. Belki de %500 yani bire mal edilen cevherler 3 katı, 5 katı, belki de 10 katı karlarla satılıyordu. O zaman madenciliğinin altın dönemi, rekabetin olmadığı, talebin çok olduğu, satıcıların, üreticilerin kral olduğu dönemler. Muğla'da krom madenciliğine şöyle göz atalım. Sıtkı Koçman çalışmayan krom madenlerinin 1948'de hükümetin kararıyla işletmeye açılması üzerine Fethiye'de bulunan krom madenlerinin işletmesini aldı. 49'da Alman Krupp firmasıyla anlaşma yaptı. Neden Krupp firması? Çünkü krom cevherlerini üreten Alman sanayi devi Krupp. Gemiler yapıyor, tanklar yapıyor, toplar yapıyor. Yani makine sanayinde tabii Almanya denince onun üzerinde bir ülke olmadığı için en çok üretim yapan, metal üretimi, makine aksamı ve en çok krom tüketen Almanya. Almanya'da da Krupp firması. Bu anlaşma üzerine İran'dan almakta olduğu krom cevherlerini Türkiye'den almaya başlıyor. Tabii Türkiye'den nakliyesi kolay oluyor, yol kısa. Nakliyeden kazanıyorlar. İran'dan aldıkları zaman gemiler nasıl gidecek? Süveyş Boğazı'ndan gidecek. Süveyş Boğazı'ndan yol iki katı en azından uzayacak. Bu da bir maliyet. Bu Fethiye bölgesinden Fethiye, Köyceğiz, Karabörklen, Tavas'a kadar uzanıyor buradaki, bu bölgedeki krom cevherleri, yatakları. Bu bölgeden çıkardıkları krom cevherlerini önceleri
deve sırtında deniz kıyısına indirerek Maunalara, tabii o zaman vinçler falan yok, tamamen insan gücüyle ve hayvan gücüyle yapılıyor. Bu daha sonra Maunalara taşıyıp gemilere yükleniyor ve ihracat yapıyorlar. Koçman ve Göktuğ bilgi, beceri ve dürüstlükleriyle Amerika ve Avrupa piyasalarına girip önemli güven sağlıyorlar. Dolayısıyla bunlar orada kendilerine büyük yer ediniyorlar. İyi iş adamları, dürüst iş adamları. Bakın bu Sıkı Koçman'ın o zaman 336 numaralı üye olarak Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası'na kayıt olduğu belge. Tabii o zaman 330 tane maden mühendisi yok Türkiye'de. Belki en fazla 100 tane var. 336 nereden geliyor? O zaman petrol mühendisleri, metalurji mühendisleri, jeoloji, jeofizik mühendisleri hepsi maden mühendisleri odasına kaydoluyor. 1955'te kaydı. Buradan bakıyorsunuz. Kayıt tarihi 1955'te kaydolmuş. Bundan yaklaşık 65 yıl önce. Burası Köyceğiz'in dağları. Köyceğiz'i Denizli'ye, Beyağaç'a, Tavas'a bağlayan dağlar. Bu bölgeler Türkiye'nin krom bakımından en zengin bölgeleri. Daha sonra da Köyceğiz, Tavas, Karabörklen, Fethiye dışında da diğer bir krom bölgesi Bursa. Üçüncü bölgede Elazığ, Şark kromları, Guleman'da var. Türkiye'de üç bölgede belli başlı. Burası Köyceğiz kromları. Tabii fotoğraflar eski, nakliye sistemleri de ahşaptan yapılmış. Oldukça bugüne göre iptidai diyebileceğimiz düzeyde. Burası Namnam Çayı. Yine Koçman'ın madenleri. Bakın bir kompresör naklediliyor havadan. Teleferik hattıyla çayın üzerine bir ahşaptan köprü yapmışlar. Sıkı Koçman'ın araçlarından bir tanesi çayı geçiyor. Bu da enteresan bir fotoğraf. 1960'lı yıllar. Bu kamyonlar Sıtkı Koçman'ın Almanya'da mal sattığı Krupp'tan gelen, Krupp firmasından gelen kamyonlar. Tabii kamyonlara baktığımız zaman 6-7 ton yük taşıyan kamyonlar. Bugünkü gibi öyle büyük çaplı kamyonlar yok. Hepsi o zaman daha o yıllarda Türkiye'de kamyon üretilmiyor. Kamyon üretimi yok. 1960'larda kamyon üretimi yok. Evet. Koçman'ın kamyonları krom taşıyan Namnam Çayı'nı geçiyor. Yol koşulları kötü tabii. Bu koşullarda çalışıyor. Evet, burası Fethiye. Göcek. Göcek. Gene iptidai basit kamyonlarla yığılmış krom cevherleri. Gemimiz burada bekliyor. Ve bunlar bir şekilde küçük kayıklarla, teknelerle gemiye yüklenecek. Öyle bir işler, şunlar bunlar. O günün koşullarında yok. Gene bakın. Bunlarla insan gücüyle basit, iptidai, sanki yani şu büyük gemi olmasa milattan önceki yıllarda olduğumuzu düşüneceğiz. Şu teknelerle, kovalarla bu büyük gemi, kocaman gemi doluyor artık kaç günde doluyorsa Göcek. Burasını hepimiz biliyoruz değil mi? Akyaka. Maden iskelesi. Neden maden iskelesi denmiş? İzaha gerek yok. Çünkü Karabörklen'den de çıkan bu oyru, kıyra kromları, Karabörklen tarafından, dağlardan çıkan kromlar da tabii Fethiye'ye kadar taşınmıyor. Onlar da Akyaka'dan, o zaman turizm hareketleri diye bir şey yok. Buradan bu iskeleye dökülerek buradan gemilerle Almanya, genelde Almanya'ya gidiyor. Ana talep, çünkü makine sanayinin geliştiği ülke Almanya.
Sıkkı Koçman'ın bir fotoğrafı. Evet. Karaböklen'de çekilmiş bir fotoğraf. Bu sonraki yıllarda 1980'de çekilmiş bir fotoğraf. Yine Koçman'ın 86'da çekilmiş bir fotoğrafı işçilerle. Sıtkı Koçman'ın önemli bir başka iş alanı deniz nakliyesi. 1950'li yılların başında ihraç ettikleri cevherlerin deniz yoluyla taşınmasının çok yüksek maliyetli olduğunu görüp başka firmalar tarafından taşınmasının maliyetli olduğunu görüp deniz nakliyesi konusunu ürettikleri maden cevherin alıcısı ve aynı zamanda Türk piyasasında pazarladıkları ağır iş kamyonları ve otobüslerin üreticisi Alman Krupp ve Deutsch firmasını açtılar. Krupp firmanın adı, bu Deutsch, Türkiye'de bunların minibüsleri var. Aslında Deutsch okunuyor. Almanya'nın Köln şehrinin yaklaşık 20 kilometre doğusunda bir kasaba. Bizim Bursa gibi diyelim veya daha ufak tabii, çok daha ufak. Alman motor endüstrisinin merkezi. Dolayısıyla burada üretilen motorlar ve araçlar aracın da markası olmuş. Krupp firması kendi tersanelerinde Koçman'a uygun şartlarla gemi yapabileceği bilgisini veriyor. Dolayısıyla Koçman'dan krom cevheri alıyor. Karşılığında bir miktar para ve Bremen'de tersanelerde nakliye gemileri yapılıyor Koçman'a. Kendi yükünü taşıması için. 1955 yılında ilk olarak iki gemi sipariş ediyorlar. Gemilerden birincisi 57 yılında, ikincisi 58 yılında teslim ediliyor. Tabii o zaman euro yok. Her bir gemi için 6 milyon Deutschmark fiyata anlaşma yapılıyor. Şirketin ismi olarak Koçman'ın koçu Selahattin Göktuğ soyadında Tuğ seçiliyor ve Koçtuğ Denizcilik İşletmesi 1956 yılında tescil edilip çalışmaya başlıyor. Evet. Koçtuğ Line, Koçtuğ Denizcilik Hattı yaptırdıkları, Sıtkı Koçman rahmetli yaptırdıkları gemilerin hatlarını madenden kazanç elde ettikleri Muğla ili ve ilçelerinden esinleniyorlar. 1957 yılında teslim alınan ilk gemiye Fethiye, bir yıl sonra teslim alınan ikinci gemiye Muğla adını veriyorlar. Fethiye önceleri tabii Koçman'ın kendi cevherlerini taşıdığı gibi onun dışında piyasadan da malzeme taşıyor. Dökme demir cevheri taşıyor. Avrupa'dan Türkiye'ye demir cevheri getiriyor. İkinci gemi Muğla ise Avrupa ve Amerika arasında dökme krom cevheri taşımasına başlıyor. Ancak bu geminin gidişte çok düşük navlunla krom cevheri taşıması, dönüşte kiralama yoluyla Yunanistan'a dökme fosfat kayası, Mısır ve Lübnan'a süt dozu, telefon direkleri gibi diğer ham maddeler getirmesiyle ancak gemilerin taksitlerini ödemeye çalışıyorlar. Fakat tabii bayağı zorlanıyorlar o günün ekonomik koşullarında. Koçman ve Göktuğ sağlam ve sağlıklı temeller üzerine kurdukları bu işletmenin delicilik alanında güç oluşturmak için işletmenin başına genç, dinamik, bilgili, üretken ve her zaman kendini yenileyen birini arıyorlar ve buluyorlar. Bu genç yetenek gerek okul hayatında gerekse çalışma hayatında bilgi ve becerisiyle dikkat çekmiş olan Kaptan Metin Leblebicioğlu. Bunun bir kitabı var, İş Bankası yayınlarından çıkmış, anılarını anlatıyor. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi denizcilerinden bir tanesi olduğu ifade ediliyor. Koçtuğ Line denizcilik hattı dünya denizcilik piyasasında Almanya'da yeni inşa edilmiş Türk bayraklı gemilerle özel bir Türk denizcilik firması olarak düzenli seferlere başlıyor ve firmayı kısa zamanda saygın bir Türk denizcilik kuruluşu haline getiriyor. O zaman zaten iki firma var Türkiye'de. Bir tanesi Deniz Yolları
nakliyesi devletin kamuya ait. İkincisi Koçtuğu. Deniz filosunun büyümesi. Daha sonra Almanya'ya sipariş ettiği Krupp firmasına iki gemiden sonra 61 yılında Bremen tersanelerinde Marmaris 1 ve Bodrum gemilerinin siparişi veriliyor. O yıllarda Türkiye'nin çok önemli ağır sanayi yatırımlarına ait makine ve malzemeler hep bu gemilerle taşınıyor. Mesela bu bölgedeki en büyük sanayi tesisi olan Seka, Dalaman fabrikasının firma makinaları da Koçtuğu tarafından, Koçman tarafından Almanya'dan Göcek Limanı'na getiriliyor. 1970 yılı başlarında da Dalaman ve Köceğiz 1 adlı gemiler yine Akdeniz ve Amerika hattında çalıştırmak üzere aynı tersaneye, Bremen'e sipariş veriliyor. 80 başında da 1980'li yıllarda da Milas 1, Gökova 1 ve Ula adlı gemilerle ticaret filosu 9 gemiye çıkıyor. Dolayısıyla bu atılımla, bu yeni gemilerle filoya katılan Koçtuğu firması taşıma kapasitesi bir yılda 500 bin tona çıkarıyor. Bu görevin başarılmasından sonra Türkiye deniz ulaşımında önemli ihracatçı ülkeler arasında yerini alıyor. Koçtuğun, Koçman'ın katkısı. Burası Almanya'nın Bremen tersaneleri Bodrum adını verdiği gemi. Fethiye gemisi, bunu ben hayal meyal hatırlıyorum. 1958 doğumluyum, hayal meyal. Almanya'dan gelen otobüsler, bunların Türkiye bayisi Sıtkı Koçman. Gemiler Türkiye'den dolu gidiyor, krom cevheriyle. Almanya'dan, Türkiye'den maden cevheri, Almanya'dan sanayi ürünü. İstanbul'da Karaköy Limanı'nda Deutsch, Magirus Deutsch marka Krupp firmasının yaptığı otobüsler limana bakın diziliyor burada. Yine İstanbul'da çekilmiş fotoğraflar, Muğla gemisi. Muğla gemisinin fotoğrafları. Marmaris, Gökova ve Bodrum gemileri. Taahhüt ve nakliye işi 1962. Koçman'ın gemileriyle o yıllarda yapılmakta olan Dalaman, Seka, selüloz ve kağıt işletmesinin makineleri Almanya'dan geliyor. Gariptir. O yıllarda 60 sene önce Türkiye'de ağır nakliye yapan kamyonlar yok. Bunlar geliyor ama taşıyacak kamyon yok. Kamyonlarımız ufak, 5 tonluk, 10 tonluk. Bu büyük kamyonlar, ağır nakliye işi yapan Seka'daki değirmenleri taşıyan, kazanları taşıyan kamyonlar kiralanarak Macaristan'dan getiriyor. Bunlar uzun bir yolculuktan sonra Macaristan'dan Dalaman'a, Köyceğiz'e getirilip Seka'nın makinalarını taşıyor. Tabii Koçman'ın madencilik dışında sanayide en büyük yaptığı iş İngiliz firması olan, büyük İngiliz firması olan British Motor Corporation, BMC firmasının Türkiye'ye getirilmesi. Sıtkı Koçman'ın en büyük atılımı 1957'de İngilizlerle ortak olarak İzmir'de kurduğu BMC sanayi firması. BMC aslında bir İngiliz firması. 19. yüzyılın 1890'larda kuruluyor. İngiltere'nin Leyland kasabasında. Bu tesisler Türkiye'de ilk kurulan entegre otomotiv üretim tesisi. İlk. Neden Sıtkı Koçman kamyon üretiyor? Çünkü kendi nakliyesi için lazım. Kendisinin ürettiği maden cevherini bir şekilde limana taşıması lazım. Ve o yıllarda paranız olsa da kamyon, otomobil, nakliye aracı bulamıyorsunuz. Onun için kamyon yapma ihtiyacı hissediyor. Kamyon yapılması için de lisans verme aşamasında bir tek İngilizler olumlu bakıyor ve BMC'nin lisansıyla Türkiye'nin ilk motorlu taşıt üretimine başlıyor. 1957'de ilk motorlu taşıt üretimi ve ihracatı. Bunun dışında
Minibüs, kamyon, kamyonet, traktör, jip ve dizel motor üreten ilk firma BMC, yani Koçman. İlk minibüsü Koçman yapıyor. İlk kamyonu, ilk kamyoneti, traktör ve jibi. Bunlar tabii ilk aşamada genelde montaj şeklinde oluyor. İngiltere'den gelen parçalar monte ediliyor burada. Daha sonra yıldan yıla bunlar birçok parçası Türkiye'den temin edilmeye. Şimdi %100 yerli yapılıyor. Ve Koçman'a bu katkılarından dolayı 1973 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından üstün liyakat nişanı veriliyor. Evet, BMC fabrikası İzmir, Pınarbaşı, Koçman. Sıtkı Koçman. Bu da yönetim ekibi. Temelini atıyor fabrikanın. Sıtkı Koçman. Yönetim ekibinin çoğu İngilizler. O zaman tabii deneyim sahibi kimse yok Türkiye'de. Otomotiv üretimi bilinmediği için kimse, hiçbir mühendis bunun nasıl yapılacağını bilmiyor. Bunlar BMC'nin kütüphanesinden çektiğim fotokopiler, 1967 yılında kitapçıklar, dergiler bastırmaya başlamış. BMC firması 1969 yılı, tabii kamyon firması BMC bugünün koşullarında belki de atölye diyeceğimiz konuda çok basit gözüküyor. Tabii o günün koşullarında talep ancak o kadar. 1970 yılında otomotivde ilk ihracat. İlk otomotiv ihracatı 1970 yılında Sıtkı Koçman'ın kurduğu BMC firması tarafından yapılıyor İran'a. Bu kamyonlardan hala görüyorum ben. TM140. TM'nin anlamı ne? Türk malı. Türk malı 140. 140 da beygir. 140 beygirlik Türk malı kamyon. Bakın, İzmir, Erzurum, Tahran trenle bu kamyonlar İran'a gidiyor. 1970, 50 yıl önce ilk ihracat. Kraliçe Elizabeth, o zaman tabii genç, 50 yıl önce. 50 yıl önce genç. Demek ki 40'lı yaşlarda. BMC'nin genel müdürü İngiliz. Burada bakın. BMC firmasının tabii o zaman yaptı diyoruz ama çoğunluğu motoru ve hayati parçalar İngiltere'den geliyor. BMC traktör. Bunlar Türkiye'nin ürettiği ilk kamyonlar. İlk kamyonlar şu anda 40-50 yaşında ve hala küçük tonajda olmasına rağmen hala sağlam ve Muğla Belediyesi'nde dahi birkaç tane var. Aslında bunların artık müzeye konması lazım. 50 yıllık hizmeti yeter. İnsanlar bile 50 yıl çalışmıyor. Gene Kraliçe Elizabeth. Evet, Türkiye'de üretilen ilk minibüs. İlk minibüs bu. Türkiye'de üretilen BMC minibüs. Bunları hatırlarsınız hepiniz. Hepimiz Tazelenme Üniversitesi'nin öğrencileri, belli yaşın üzerindeyiz. Bunlara hepimiz biliyoruz. Türkiye'de üretilen ilk jipler. Bu da BMC lisansıyla İngiliz Land Rover jipleri. Bunlar kamyonlar, kamyonların kabinlerinin imalatı yapılıyor. Orada o zaman daha nitelikli iş yapabilmek için, ürün üretebilmek için geliştirme merkezi açılıyor. Bugünlerde biz artık buna, bu yıllarda ARGE diyoruz. Araştırma Geliştirme Merkezi. Türkiye'nin özel sektöründe ilk araştırma geliştirme firması Koçman tarafından açıyor İzmir. Yine Koçman'ı görüyorsunuz bir toplantısında, BMC'nin 1982 yılı. Bu da neredeyse 40 yıl olmuş. Evet, ilk
ilanlar verilmiş basına. İlk dizel motorlu kamyoneti Koçman'ın kurduğu BMC üretmiş. İlk dizel motorlu kamyonet. Burada da bu da 1970'lerin bir haberi. BMC mamulleri dış ülkeye, döviz Türkiye'ye. İlk ihracat deminde bahsettiğim gibi İran'a, Irak'a, bu ülkelere yapılıyor. Bu da 1980'de ülke ekonomisine döviz katkısı 5 milyar Türk lirası olmuş. Böyle bir döviz geliri sağlamış. Bunlar da burada gördüğünüz 1340 modeli BMC'nin Koçman'ın ikinci model kamyonu oluyor. Burada 81'de 1,5 milyar vergi ödemiş bu firma. Değişik ürünleri burada görülüyor, üretimleri. Bakalım. Daha sonra ürettiği askeri kamyonlar Koçman'ın işçilere, yöneticilere bir hitabı. Bunlar askeri kamyonlar. Bakın, iş güvenliğine çok önem veriyor Koçman. Türkiye'de özel sektörde işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarını ilk başlatan kişi. Fabrikada, BMC'de iş kazalarında bir önceki yıla göre büyük azalma görülüyor. Bu dergi de 82 yılının bir dergisi. İşçiler için, ustalar için lojmanlar yapıyor. Onun işçilere teslimi. Okul açıyor. Tabii bundan 40-50 yıl önce nitelikli eleman bulmak zor makine sektöründe, otomotiv sektöründe. Dolayısıyla kendi elemanlarını yetiştirmeye karar veriyor ve BMC Pratik Akşam Sanat Okulu, Çırak Okulu ilk mezunlarını veriyor. Çıraklık eğitiminde büyük hamle yaptı. Tabii burada eğitimden geçenler de iş garantili. Hemen fabrikada işe alınıyor. Ve bunlar da ders veren öğretmenlerin, makina hocaları, tesviye hocaları, bunların fotoğrafları, anları. Okul Sanayi İşbirliği, Sıkı Koçman buna da çok önem veriyor ve okullarla kurduğu firma arasında işbirliği yapılmasının önünü açıyor. Bakın burada görüyoruz. İzmir'deki birçok endüstri meslek lisesi, o zamanki tabirle sanat okuluyla işbirliği, çırak, kalfa, ustalık kanunun çeşitli eksiklikleri gideriliyor ve firmasına, tabii o da eleman bulma peşinde, BMC'nin eğitim merkezi açılıyor. Burada konferanslar, şu fotoğrafa baktığımızda tabii çıraklar, daha sonra bunlar geleceğin ustaları olacak hepsi. Gençleri eğitiyor. İzmir'de sosyal projeleri var. Koçman'ın desteğiyle acil servis kurulmuş. Tüm İzmir'e hizmet ediyor. Çalışan hemşireler, doktorlar. Tesisin açılışı vali, o zamanın valisi Namık Kemal Şentürk. Bu da o günkü Yeni Asır gazetesinde gazete küpürleri. İş güvenliği, ilk iş güvenliği Türkiye'de özel sektörde. Bunun önemi Sıkı Koçman tarafından yine BMC kamyon fabrikasında yapılıyor. İş yerine uyulacak hususlar. Bazı iş yerlerimiz bizim Türkiye'de hala bu 50 yıl öncesinin Koçman'ın iş güvenliği standartlarının maalesef gerisinde. O günden Koçman başlamış. Burada bakalım, Koçman'ın kurduğu bir tek madenci değil, krom cevheri değil, bir tek BMC değil, çok farklı firmalar var. Şark 1940 yılında, bakalım ne kurmuş. 1940 yılında Şark Nakliyat Şirketi
Daha sonra Sıtkı Koçman ve ortakları ithalat ve ihracat şirketi. 52 yılında Köyceğiz Kromları, Bursa, yine Karabörtlen'de Kıyra Kromları Limited şirketi. Koçman'ın hayvancılığa da bir merakı var. Özellikle kanatlı hayvan, tavuk. Türkiye'nin ikinci organize tavuk işletmesini Koçman başlatıyor. Banvit, Bandırma'daki Banvit, Koçman'ın kurduğu bir firma. Ondan önce bir Yahudi asıllı bir Türk iş adamının kurduğu bir firma var İzmir'de. Yupi. Yaşı 60'ın üzerinde olanlar hatırlar. Yupi, yumurta piliç demek. Yupi firması maalesef kısa bir ticari ömrü var. Daha sonra batıyor, iflas ediyor. Güneşli Tavuk Çiftliği'ni kuruluyor. İsraillerle ortak. Sonra Bandırma Banvit. Bu Türkiye'nin ilk modern endüstriyel tavuk çiftliği. Entegre tesisi. Tabii siz tavuk çiftliği açtığınızda bunun yemi lazım. Ne yiyecek bu hayvanlar? O zaman yem sanayi kuruyor. Topkapı yem sanayi. İşte içinde değişik bileşikler olacak değil mi? Vitamini, proteini. Daha sonra Bandırma'da açıyor. Banvit vitaminli yem sanayi. Bu yıllar 1960'lı yıllar. Türkiye'de tavukçuluğun arttığı yıllar. Ondan önce hepimizin malumu tavuklar köylülerin pazarlara getirip ev kadınlarının veya işte alışveriş yapanların aldığı evin bahçesinde kestiği hayvanlar veya kasaplarda bulunuyordu. Kasabın önünde kesip veriyordu. Böyle organize tavuk işi yoktu. Dondurulmuş, paketlenmiş. Bunlar son 50 yılın ürünü, yaygınlaşması da son 30 yıl. Daha sonra Bursa vitaminli yem sanayini kuruyor. Tavukçuluk Bolu'da gelişince orada büyük talep oluyor. Bolu vitaminli yem sanayi. Tabii bu hayvanlar hastalanıyor da çok sık. O zaman bir de ilaç firması kurması lazım. Veteriner ilaçları tavuklara, kanatlara dönük ilaç yapan. Topkapı Kimya Sanayi. Topkapı Kimya ve İlaç. Daha sonra tarımsal ilaç alanında Topkapı Agrokim. İnsanların beşeri ilaç alanında Met İlaç. Bu enteresan bir firma. Sabancı Grubu ile beraber Kardan Mili üretmeye başlıyor. Kardan Mili 1970'li yıllara kadar hep yurt dışından ithal geliyordu. Kardan Mili motordan gelen gücü arkadaki tekerleklere aktaran böyle soba borusu gibi dıştan gözüken devamlı dönen bir mil var. Bu tabii çok yüksek teknoloji ürünü. Çünkü torsiyon veya burulmaya dayanıklı olması lazım. Çok yüksek metal kalitesi var. Daha sonra araba yapıyor, kamyon yapıyor. Jant lazım. Jant yapmak için de bir jant fabrikası kuruyor. Tekerlek neyin üzerinde olacak? Jantın üzerinde olacak. Tekersan anonim şirketi. Koçman'ın 90'lı yıllardaki bir fotoğrafı İstanbul'da Bozkurthan'da. Firmanın merkezi İstanbul Bozkurthan. Koçman Türk halkı ve gençliği için yapmış olduğu bu hizmet ve katkılarından dolayı Bakanlar Kurulu tarafından 2000 yılında zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından üstün hizmet madalyası ile ödüllendiriliyor. Ama İngilizler bizden önce fark etmiş. Biz 1970'te. Tabii insan hayatı sonsuz değil, sonlu. Doğuyor, büyüyor, ölüyor. Koçman'ın çok sevdiği 50 yıllık ortağı Selahattin Göktuğ, 26'dan beri arkadaşı, hatta 60 yıllık arkadaşı ortağı Selahattin Göktuğ'un ölüm ilanı. Yıl 1984. Daha sonra annesi yine aynı yıl 84. Beyce Koçman. Babası Koçman'ın rahmetli 1879 doğumlu olduğuna göre demek ki annesi de babasından bir 10 yaş küçük olsa
1889, 1890 doğumlu gibi bir şey oluyor. 1890. Demek 90-95 yaşında o da vefat ediyor Behice Koçman. Tabii ölümler yaşlanınca. Daha sonra bu tabii çok zamansız bir ölüm. Oğlu Ali Koçman. Bunun ölümü çok trajik. Burada bahsetmek istemiyorum. 99 yılında TÜSİAD Başkanı da olmuştu. Ali Koçman ölüyor, vefat ediyor. Daha sonra çok sevdiği eşi 2004 yılında Menfaret Koçman o vefat ediyor. Eşinin cenazesi. Daha sonra bu beyefendi Kemal Koçman yeğeniydi. O da vefat etti. Benim de çok sevgili bir dostumdu, vefat etti o da. Koçman'ın Muğla Üniversitesi'ndeki üniversitesine kazandırdıklarının bir kısmı. Şimdi sevgili eşinin kırmızı ve pembe renklere çok ilgisi var. Onun için onun vasiyeti Muğla'da gerek Muğla Üniversitesi, gerek ilçelerdeki okullar, gerek milli eğitime yaptığı ilkokul, ortaokul, gerek huzurevi veya diğer tesisler hepsinin renkleri kırmızı pembedir. Koçman'ın yaptığı bütün binalar kırmızı pembedir. Karısının isteği. Şimdi bizim üniversitemize baktığınızda bu renkler, lojmanlar, öğrenci sarayı, medikososyal merkezi, bu teknik eğitim fakültesi, bunlar yurtlar, bunların hepsi bu renkler Koçman. Kırmızı pembe olmayanlar kamunun yaptığı binalar. Bakın bu da İktisat Fakültesi binası. Bu da bunlar da Sıkı Koçman spor tesisleri. Tabii o zaman 1990'larda Muğla'da fazla konut olmadığı için gelen hocalar, daha doğrusu hocaları çekmek için, öğretim üyelerini çekmek için yapılan lojmanlar kırmızı pembe. Bu neresi? Fethiye de evet, Koçman'ın yaptığı yüksek okul. Gene bir sağlık tesisi. Gene bir başka bina. Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu. Burada yine bir Koçman'ın başka binası. Karabörtlen'de, Ortaca'da, Köyceğiz'de birçok binası var. Başka amaçlarla yaptığı. Evet, daha önce Koçman'ın yanında çalışan Mustafa Bey üniversitemize geldiğinde yardımcı oluyor. Eşinin ölümünden bir sene sonra 2005 yılında da Sıkı Koçman tedavi gördüğü Zürih'te 93 yaşında vefat ediyor. Çok iyi derecede Fransızca, Almanca ve İngilizce bilmekteydi. 2005. Evet. Ne demiş Koçman? İtibar her şey. Bu zamanında kaç yılı bakalım? 2011 yılında üniversitemizin de o zaman öğretim üyesi olan Sayın Profesör Tıp Fakültesinde ilk dekanı Profesör Doktor Nurettin Demir'in öncülük ettiği yine Muğla Milletvekili Tolga Çandar, bu zannediyorum tümü CHP'li milletvekilleri bunların Yüksek Öğretim Kurumları Kanunu Teşkilat Kanunu'nda değişiklik yapılmasındaki kanun. Arkada gerekçesi var, uzun uzadıya yazmışlar. Üniversite adının Muğla Üniversitesi adının Muğla Sıtkı Koçman olarak değiştirilmesine yönelik bir önerge. Bu da verilmesinden 2-3 yıl sonra kabul ediliyor. Gerekçeleri burada yazıyor.
Tabii bunun yaptığı yatırımın o günkü değeri biz 60 milyon dolar karşılığı olarak biliyoruz. Tabii eğitime yaptığı yatırım çok daha fazla. Bir tek üniversite değil, değişik okullar, hastaneler bunları yapmış. Koçman böyle bir insandı, böyle bir kişi. Sabrınız ve dikkatiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler. Sağlıklı kalın. Soru alacak mısınız hocam? Varsa soru alabilirim. Sorusu olan varsa. Hocam. Efendim. Hocam ben Ergün Tuncer. Evet, buyurun. Vermiş olduğunuz bilgiler çok aydınlatıcı oldu. Kendi payıma çok teşekkür ediyorum. Birkaç cümleyle konuya açıklık getirmek istiyorum. Pardon, ilave etmek istiyorum. Buyurun, buyurun tabii. Öncelikle milli şairimiz Behçet Kemal Çağlar'ın da Zonguldak'tan mezun olduğunu söyleyeyim. Evet. Bunun haricinde Türkiye'de ilk krom cevheri Bursa Harmancık bölgesinde Doğrudur. 1848 yılında bir İngiliz tarafından bulunmuştur. Evet. 1900 yıllarında Fethiye yöresinde krom bulunmuş. Evet. 1912 yılında da Şark kromları bugünkü Guleman, adıyla Elazığ. Guleman'da Evet. faaliyete geçmiş. Ben Koçtu Denizcilik İşletmesi'ne ait Fethiye ve Muğla gemilerine 1960'lı yıllarda İnebolu'dan Etibank'ın Kastamonu Küre'de bulunan Bakır cevheri. bakırlı pirit cevherlerini yüklemiştim. Kaç Oradan yılı? gayet iyi. 60'lı yıllarda. Siz kaç doğumlusunuz Ergun Bey? Ben 1939 doğumluyum. Oo, maşallah. 1962'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde maden mühendisi olarak mezun oldum. Ve 54 kaç sene yılda mezun sektörde oldunuz? 1962'de. 62. Ben de 1980 mezunuyum aynı üniversitede. 54 yıl sektörde bir fiil çalıştım. Evet. Koçman'da çalıştınız Bunun, mı? Efendim? Koçman'ın firmalarında çalıştınız mı? Koç'ta çalışmadım. Ancak Koç'ta çalışmış olan Abdurrahman Bey'le rahmetli evet. oldu. Bilirsiniz tahmin ediyorum. Evet. Onunla Kayseri'de Çinko Kurşun işletmesini kurduk. Evet. Fabrikayı çalıştırdık. Çok güzel. 54 yıllık meslek hayatımın 24 yılını devletin ortak olduğu kuruluşlarda, 30 yılını da bilfiil özel sektörde evet. çalıştım. Ergun Bey, lütfen, Koçman'la ilgili anılarınız varsa almak isterim onu. Çünkü bununla ilgili bir kitap hazırlıyorum. Böyle evet. fotoğraf olabilir, anı olabilir, belge. Bir bakayım tabii. arşivime. Bulursam sizinle irtibata geçerim hocam. Ben sizin adresinizi yazıyorum. Ergun Tuncer 930 evet. gmail.com gmail.com Evet. İyi olur çünkü o da zenginleşir. Çok olur, teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun. Siz nerede ikamet ediyorsunuz? Ben Gürlük'te. Efendim? Gürlük'te ikamet ediyorum. Ha, 4 Gürlük'te, gün biraz önce Gürlük'te. geldim, Gürlük'e yerleştim. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum sağ hocam. Olun. Sağ olun. İyi günler. Başka sorusu ya da katkısı olan varsa mikrofonunu açabilir. Başka yok hocam. Yok herhalde. Oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Görüşmek Sağlıklı üzere. Kalın. Maske, mesafe, hijyene hepimiz dikkat edelim, değil mi? Evet. İyi günler. Sağ olun. İyi günler hocam. Teşekkürler.